sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İçişleri Bakanlığı nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik çekirge operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Telefon hattında muhabir arkadaşım var, Mert Hacıalioğlu. Mert, günaydın. Nedir detaylar? Seni dinleyelim. Cansu Devrim, tam 9 ay süren bir teknik ve fiziki takibin ardından 28 ilde eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı. Bugün sabah saatleri itibariyle operasyonun adı çekirge operasyonuydu. Özellikle 28 ilde bulunan yüzlerce vatandaşı dolandıran ve mağdur eden bir çeteden bahsetmekteyiz. Özellikle bu operasyon kapsamında sahte engelli raporu, sahte reçete, sahte PCR testi, yine dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi birçok suç aslında bu dosya içerisinde yer almaktaydı. Cumhuriyet Başsavcılıklarının tabii ki yürütmüş olduğu bir çalışma vardı. Bu çalışma kapsamında yapılan incelemede 9 ay sürdü. Teknik ve fiziki takip, bu işin içerisinde kimler var, bunların her birinin bulunması noktasında çalışmalar sürdü ve 28 ilde yüzlerce vatandaşı mağdur ettikleri ortaya çıktı bu çetenin ve milyonlarca lira devleti de zarara uğratmış, haksız kazanç elde etmiş bir yapıdan bahsetmekteyiz. Toplam 20 örgütlü yapı ve 386 şahsa yönelik operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonlarda şu an itibariyle bu şahıslardan 253'ü hakkında gözaltı kararı vardı işte. Bunların alınması için de şu an itibariyle 151 şahıs ifadelerine başvurmak üzere de emniyete davet edilecek işlerinden. Bunlarla ilgili şu an itibariyle operasyonlar tüm hızıyla devam etmekte. Kuşkusuz önümüzdeki saatlerde de bu operasyonun detayları gelecek. Yani şu kadar kişi yakalandı, şu kadar kişi gözaltına alındı şeklinde. Tabii ki emniyete verecekleri ifadeler de oldukça önemli. Suçlar oldukça dikkat çekici. Çünkü sahte engelli raporu, sahte reçete, sahte PCR testi ve dublör kullanarak başkasının yerine sınava girmek gibi suçlar var. Tabii ki bu suçların Türk Ceza Kanunu'nda farklı cezaları var. İşte bu noktada büyük, oldukça kapsamlı, sayıları da oldukça fazla çünkü. 20 örgütlü yapı ve 386 kişiden bahsetmekteyiz. Bu noktada alınacak ifadeler ve daha sonra savcılığa sevkler olacaktır kuşkusuz. Bizler de bu davaları yakinen takip etmekteyiz. Özellikle çetenin, örgütün SGK kurumu, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da zararı uğrattığı ortaya çıkmıştır. Çünkü engelli raporu, usulsüz reçete gibi durumlar, yine sigorta primi, sahte sigorta primi düzenleyen bir çeteden bahsetmekteyiz. Bu şekilde şu an itibariyle operasyonlar sürüyor. Önümüzdeki saatlerde kuşkusuz rakamlar da elimizde oluşacak. Bizler de buradan paylaşacağız. Peki.